Değerli dostlar, hepinize merhabalar. Bir programda da sizlerle beraberim. Yine güzel ve uygun fiyatlı müstakil ev ya da arsalar var elimizde şu anda. Ziraat Bankası'ndan sunacağım bu programı. Ziraat Bankası'nın ihale yoluyla açtığı müstakil ev var bir tane. Çok güzel bir ev var. Onun dışında da yine bakıyorum. Bakalım burada ne var? Ziraat Bankası'ndan. İstanbul'da 3 adet dükkan var. Çok uygun fiyatlı değerli dostlar. Yani bunlar da uygun fiyatlı, yok pahasına denilecek fiyatlardan ihaleye çıkacak 3 adet dükkan var İstanbul'da. Onların semtlerini de sizlere söyleyeceğim değerli dostlar. Bir de güzel bir müstakil ev var. O da nerede? Hemen ona da bakalım. Sizi fazla bekletmeyeceğim bu programda. Vallahi evin fiyatı çok iyi. Müstakil ev 220 metrekare, bahçeli, satılık müstakil ev ilanı var. Ve sadece 45 bin lira. 45 bin liradan ihaleye açılışı olacak kıymetli dostlar. Yine her zaman sizlere söylemiş olduğum gibi linkleri aşağıya bırakacağım. Siz oradan bu bahsettiğim evlere, bu bahsettiğim dükkanlara, bu bahsettiğim Afyon'daki müstakil bahçeli ev linkini aşağıya bırakacağım. Diğer İstanbul'da olanların linklerini de ayrı ayrı bırakacağım. Ama sizler Türkiye'nin herhangi bir yerinde, herhangi bir ili ve ilçesindeyseniz Ziraat Bankası'nın ihale yoluyla satışa çıkarttığı gayrimenkullerin o sitenin linkini de aşağıya bırakacağım ki oradan kendi il ve ilçelerinize göre seçimler yapıp kendinize göre yerler bulabilirsiniz değerli dostlar. Bunların hepsini tek tek koymak tahmin edersiniz ki çok güç oluyor. Onun için her programda ayrı ayrı yapıyorum. Ama sizlere de genel linkini oraya bırakıyorum. Siz genel linkten ulaşın. Her zaman söylediğim gibi işte bazen tepkiler alıyorum bu programı yaparken. Nasıl tepkiler alıyoruz? İşte efendim kimisi çıkıyor diyor ki işte ağlayanın malı gülene yaramaz. Değerli dostlar, ben işin bu tarafında değilim. Din konusunda da kimseye fetva verecek durumda da değilim. Bu programları sadece insanlar ucuza yer alabilsinler diye hiçbir kar amacı gütmeden bu programları sizlere yapmaya elimden geldiği kadar gayret edip elimden geldiği kadar yapmaya çalışıyorum. Sizler bunları değerlendireceksiniz. Sizlerin de takdirine bırakıyorum. Ama o konularda günah mıdır, değil midir? Onlar için kimseye fetva veremem dediğim gibi. O yorumları yazan arkadaşlar, eleştirileri yapan arkadaşlar da keşke insanlara böyle bu konularda yardımcı olabilseler diye düşünüyorum. İhalelere hiç olmayan, ceplerinde parası olan, bu daireleri kat kat fazla fiyatlara satın alacak kişiler girmesin. Buralara ihtiyacı olan insanlar, elindeki kısıtlı imkanlarla ihaleye girebilecek insanlar alsın diye bu programları yapmaya çalışıyorum. Umarım bunda da başarılı oluyoruzdur. Takdir yine sizlerin. Kanalıma abone olup destek verirseniz eğer daha fazla kişilere ulaşabiliriz ve bu yoldan belki ucuza buradan bir kişi dahi ev sahibi yapsak her zaman söylediğim gibi ne mutlu bize. Şimdi bakalım değerli dostlar, nerede neler varmış, onlara bir göz atalım. Evet değerli dostlar, Türkiye'nin her yerinden bu konu hakkında gerek telefon gerekse birçok mesaj alıyorum. Bir kere iyi dilekleriniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. En son telefon açan, benden yaşça büyük olan Faysal abiye de buradan İzmir'e selamlarımı yolluyorum. İzmir'deki tüm dostlarımıza selam ediyorum. Türkiye'nin her yerine selam olsun. Evet, neler varmış? Bu fiyata babası oğluna satmaz diyoruz. Ziraat Bankası'nda 220 metrekare bahçeli satılık müstakil ev ilanımız var. Sadece 45 bin liradan açılıyor değerli dostlar. Pandemi döneminde ödenemeyen kredi ve banka borçları rekor seviyelere ulaştı biliyorsunuz.
Artık bu yüzden bankalarda maalesef Yüce Allah ödeme kolaylığı versin herkese. Ama şu da oluyor, şuna da inanın. İnsanlar sadece hani böyle borçlanıp ev almış da işte sıkışıyor, sonra ödeyemeyen de olmuyor. Bankaları dolandırmak isteyen şahıslar da var bu konuların içinde. Onlardan kalan bankaların haciz koyduğu daireler de oluyor, arsalar da oluyor. Onu da belirteyim. Yani hep böyle alıp da ihtiyaç olarak ödeyemeyen insanların malları değil bunlar. Farklı farklı sebeplerden dolayı hatta şirketlere el konuluyor. Adam şirket açmış, belki de devleti dolandıracak ama olmuyor. Bir şekilde işleri ters gidiyor ve işler buralara kadar geliyor arkadaşlar. Bu nedenle mülkiyeti banka üzerine geçen taşınmazları büyük bir hızla elden çıkartmak zorunda bankalar. Ziraat Bankası da bunlardan bir tanesi. Ziraat Bankası'ndaki benim bulduğum ilan şu anda en çok taşınmaz ilanları aslında çıkartan banka Ziraat Bankası. Bu da bilgi aklınızda olsun değerli dostlar. Afyon. Afyon'a selam olsun. Afyon Sinanpaşa Kayadibi Mahallesi sınırları içerisinde yer alan 220 metrekare büyüklüğe sahip olan müstakil ev için belirlenen satış fiyatı sadece 45.500 lira arkadaşlar. 45.500 liradan açılış yapılacak buraya. Aşağıya açıklama kısmına yine söylüyorum linkini bırakıyorum. Zaten o gelen sayfada satılık müstakil ev ilanları da sıralanacak aslında. Orada hızlı arama bölümü var. İl ve ilçelerinizi seçip, mahallenizi seçip kendinize uygun olan yerleri, tekrar ediyorum bunları, aratabilirsiniz. Ben aşağıya linki bırakacağım değerli dostlar. Şimdi buradan da bu bölümden bir link daha koyacağım size. Oradan nasıl müracaat edeceğinizi, bankalara nasıl müracaat edip bu işlemleri yapacağınız link de açıklama kısmında yer alacak. İsterseniz banka şubesine gidip banka personelinde de görüşebilirsiniz. Bu Afyon Sinanpaşa'daki 220 metrekare büyüklüğünde müstakil bahçeli ev değerli dostlar. Hadi bakalım Afyon'daki dostlara selam olsun. İnşallah oradan birisi buranın sahibi olur, yeni sahibi olur diyelim. İkincisi de İstanbul. İstanbul'da uygun fiyatlarla dükkan satışları yapılmaya devam ediyor. Yine Ziraat Bankası tarafından ihale yoluyla arkadaşlar. Türkiye'de yaygın gayrimenkul yatırımlarından birisi de dükkan satın almaktır. Konut satın almak yerine dükkan satın almayı tercih eden vatandaşlar daha yüksek miktarlarda kira elde edebiliyorlar biliyorsunuz. Konutlardan daha fazla kira tahsil edilebilen dükkanlar bundan dolayı daha çok tercih ediliyor. Tabii dükkanın da iyi yerde olması lazım kıymetli dostlar. Peki şu anda Ziraat Bankası İstanbul'un hangi ilçelerinde kaç liradan dükkan satışı yapıyor? Değerli dostlar, İstanbul'da Avcılar ilçesi Gümüşpala Mahallesi'nde 22 metrekarelik bir dükkan satılıyor. Henüz teklif verilmemiş olan dükkan için Ziraat Bankası 130.500 lira fiyat belirlemiş. Yani ihaleye 130.500 liradan açılışla çıkacak bu 22 metrekarelik Avcılar Gümüşbala Mahallesi'ndeki dükkan değerli dostlar. İkinci dükkanımız İstanbul'da yine Sancaktepe ilçesinde Kemal Türkler Mahallesi'nde bulunuyor. Bir iş merkezinin içinde çoklu dükkan satışları yapılıyor. Yani o iş merkezinin içinde. Buna göre bu iş merkezinde 20 metrekarelik dükkan 72.400 TL'ye, 19 metrekarelik dükkan ise 68.400 liraya, 35 metrekarelik dükkan 120.600 TL, 16 metrekare dükkan 72.000 lira, 20 metrekarelik dükkan 72.400, 19 metrekarelik yine başka bir dükkan 68.400 TL'ye, 32 metrekarelik dükkan ise 113.200 TL'ye satılıyor değerli dostlar. Bir iş merkezinin içi burası. O iş merkezinin içinde satılıyor bu dükkanlar. Tabi yerleri değişiyordur. Hani giriştedir, bir tanesi üst kattadır. Onun için şeyi de okuyayım ben size. Birincisi fiziki olarak açıklandı. Ziraat Bankası iki yarı usulle ihaleyi gerçekleştirecek. Fiziki ihaleye katılmak isteyenler
Yani ihaleye gitmek isteyenler dükkanlar için belirlenen teminat tutarlarını ödüyorlar bankaya. Ardından teklif mektubu ile satış şartnamesini dolduruyorlar. İhaleden en geç bir gün öncesine kadar teklifler kapalı zarf içerisinde ihale komisyonuna teslim ediliyor. Yani kapalı zarf içerisinde buraya teklif veriyorsunuz değerli dostlar. Bu da nasıl olacak? İşte kaç paradan açmış? 130 bin liradan mı açmış? Siz 135 bin lira veriyorsunuz ya da 140 bin lira kapalı zarf usulü teklif veriyorsunuz. E-ihaleye gelelim. E-ihale ile yapılan dükkan satış ihalelerine ise katılmak isteyenlerin en yakın Ziraat Bankası şubesine gitmeleri gerekir. Yani illa oraya gitmenize gerek yok. Bunu şubeye giderek, size en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek bu bahsettiğim ve açıklama kısmına yazacağım dükkanlar için oradan başvuruda bulunabilirsiniz. Hem de karşınızda bankacı bir de muhatabınız olur. Bu da sizin içinizi rahatlatır değerli dostlar. Evet değerli dostlar, bu haftaki programımız müstakil ev ve dükkanlar üzerineydi. Ama dediğim gibi sizlere açıklama kısmına özellikle size söylüyorum, bırakıyorum. Açıklama kısmından kesinlikle benim verdiğim linklere tıklayın. Oradan bunlara ulaşın. Kendinizin istediği başka il ve ilçelerdeki yerlere de bu Ziraat Bankası'ndan vereceğim linklerden ulaşabileceksiniz değerli dostlar. Her hafta bu programları yapıyorum. Başka program yapanlar gibi çok uzun benim vaktim yok. Hani kesme biçme çok fazla yapamıyorum videolarda. Öyle çok vaktim olmuyor. Hemen size bilgilendirmeye çalışıyorum ki ihale tarihleri geçmesin. Onun için hızlı yapıyorum. Videolarımda eksiklikler, aksaklıklar varsa, bir kusurum varsa affola. İnşallah dediğim gibi, konuşmamın başında söylediğim gibi, bu kanalın sayesinde bir kişi bile ev sahibi olsa ve sizin de çok önemli desteklerinizle o kişiyi ev sahibi yapabilirsek ne mutlu hepimize. Onun için kanalıma abone olmayı ve destek olmayı unutmayın kıymetli dostlar. Özellikle şu pandemi günlerinde hepiniz sağlıkla kalın, sağlıklı kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hoşça kalın.